Sadece Recep Bey'e özel olarak yaptığımız videomuza hoş geldiniz Recep Bey. Merhabalar Recep Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Diğer izleyicilerimiz lütfen şu andan itibaren bu videoyu kapatarak sadece Recep Bey'in izlemesine sebebiyet versinler sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Recep Bey güzel bir yorum ve buna bağlı soru sorarak kendisine özel bir video yapılmasını hak etmişti ve bunu hak eden ilk insan olarak kendisini yine bir kutlamaya davet ediyoruz. İlk insan Sword. Evet, Recep Bey bu arada bize ne sormuştu? Hemen onu hatırlayalım. Acaba timsah gülüşü nedir ve timsah konuşması. Pardon, timsah konuşması nedir ve nasıl yapılmaktadır şeklinde bir soru sormuştu. Herkes yapabilir mi diye de eklemişti zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Biz de şimdi bugün timsah konuşmasını sizlere tarif edeceğiz, evet, sevgili izleyiciler. Sayın Recep, izleyiciler mi? Ne izleyicileri? Onlar gitti, sırf Recep Bey var. Hayır, sevgili izleyiciler sonradan izlerlerse hani. He. Ama sonradan da izlemek yasak. Sonradan da mı izleyemezler? Ama o zaman bir tek Recep Bey öğrenir. O öğrensin. Tamam, iyi peki. Tamam peki Recep Bey. Tamam peki. Bu arada kendisi şöyle demiş idi. Ben yapıyorum, konuşuyorum ama bir yerlerde hep bir hata oluyor. O yerler ne yerler diye gibisinden bir şey demiş. Ona benzer bir şey diyorsun. Evet. Şimdi elimizde timsaha benzer tek canlı görüntüsü olarak şu var. Tabii siz de takdir edersiniz ki Recep Bey timsah değil, bir dino. Veya dinozora benziyor ama bakınız önden baktığınız zaman yalnızca bürün görebiliyoruz bu dostumuzda. İşte timsah konuşması da buradan ortaya çıkmıştır. Timsahlara önden direkt ağzının ön tarafından baktığınız zaman kendisinin vücudunun %80'i ağız olduğu için gülen bir surat görme ihtimaliniz yüksektir. Zaten timsahların ağzı biraz daha geriye doğru gitseydi üst kafa trak diye kopacaktı. O yüzden oraya kadar, son raddeye kadar gitmiş. Orası da ağız olmuş. Evet, dolayısıyla sevgili timsahlarımızın üst çenesi de açıldığı için, yani alt çenelerini açamadıkları için zavallı hayvanlar üst çenelerini açarak gülmek zorunda kalıyorlar ve dolayısıyla bizim yaptığım şey onlar falan gibi bir şey yapıyorlar. Bunu yapmamak için, bu zahmetten kaçınmak için sürekli sırıtık pozisyonda duruyorlar sevgili izleyiciler. Ama yine onu yaptıklarını belli etmek için de suyun yüzeyine çıkıp ağzı açık ayran timsahını yaptın diyecek. Evet. Bu da onların bir nevi gülüşü oluyor. Sessiz gülüş ya da timsah gülüşü, buna diyoruz. Timsah konuşması ise bizim tarafımızdan yapılan ve patenti bize ait olan bir şeydir. Nasıl bir şeydir ona mesela? Ona alligator speech de denebilir yurt dışına. Yani eğer patent alacaksak böyle almalıyız diye düşünüyorum. Öncelikle ağzımızı bir timsahin kadar geriye götürmemiz için ne yapmamız lazım? Sırıtmamız lazım. Aşırı sırıtım ve bu aşırı sırıtımdan dolayı sevgili izleyiciler dikkat edeceksiniz. Sevgili Recep Bey, üst ve alt dudağınız kesinlikle sırıtım esnasında birbirine değmeyecektir. Bakın. Dolayısıyla böyle konuşmaya başladığınızda da üst ve alt dudağınız kesinlikle birbirine değmediğinden dolayı bakın cümlelerimiz Russell'da güler yüzü çıkıyor. Ben şu anda Erdem Bey'i dinlemiyorum. Etrafta gezen zebralara bakıyorum. Zebra. Evet ama zebralara bakarken konuşmadığı için kendisinin timsah konuşması yaptığını göremiyorsunuz. Çünkü adı üstünde timsah konuşması. Timsah bakışından bahsetmiyoruz. Ama bakın o şekilde konuştuğumuzda timsah konuşması şeklinde anlaşılıyor. Abi ki bunun normali konuşması olmalıdır. Konuşması diyebilir misin bir timsah olarak? Konuşması. Evet. Az buçuk diyebiliyorum. Kısmı zaten bütün olay kısmi mi? Evet, dudaklarımız buradayken onları o şekilde konuşturmaktır. Buna ozanlar biliyorsunuz iki dudaklar arasında bir, hatta iyi bir ozansa 3 ya da 5 toplu iğne koyarak. Ozan derken ozanlar anlamında. Ozanlar. Bu arada dudağını bir araya getirmeden konuşurlar idi. Zaten iki dudağın bir araya gelmiyor diye özellikle çok konuşanlar, spikerler falan birbirlerine ya ne olsun o kadar konuşuyorum, evet, ki iki dudağım bir araya gelmiyor diye maalesef söylemlerde bulunurlar. Son zamlardan sonra iki dudağımız bir araya gelmiyor. Ama bu alakasız bir söylem çünkü zanla dudağın bir alakası yoktur sevgili izleyiciler. Örnek cümle kurayım dedim de. Bu arada dikkat ettiyseniz Recep Bey. Bu sevgili ağzımız sürekli sırıtım halindeyken dudaklarımız birbirine değmediği için ağzımızı fazla açamıyoruz. Dolayısıyla O, U, Ö, Ü gibi yuvarlak ünlüleri maalesef fazla belirginleştiremiyoruz ama anlaşılıyoruz diye düşünüyoruz. Yani yuvarlak ünlü olmayı versin. Yani bağlaç olan kiyleri bazen zaten yuvarlak ünlü istenen bir şey değildir sevgili izleyiciler. Evet, fit ünlü istiyoruz.
Recep Bey, dersimiz şimdilik bu kadar. Bir tane örnek video bize gönderirseniz sizin konuşmanızdan daha net bir şekilde tedavinize başlayabiliriz. Bütün bu anlattıklarımızı uyguladığınız bir örnek, yani ödevinizi yaptığınızı gösteren bir örnek video sizden bekliyoruz Recep Bey. Sizin bu timsah konuşmanızı da bütün ülkemizde paylaşacağız. Evet, size olan bu videonun maalesef böyle bir handikapı da vardı. Biliyorsunuz her kapının bir handikapı vardır. Eğer bize o videoyu göndermezseniz bütün bizim izleyicilerle beraber sizi linç ederiz Recep Bey. Bunu şimdiden güzellikle söyleyelim. İlk kez bir izleyicimize linç cezası veriyoruz. Linç derken ya bu linç mob diye bir şey vardı. Neydi o Cenk? Linç mob vardı eskiden güzel grupta. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.